Muhterem kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Yeni bir Rise Online videosuyla, daha doğrusu devasa güncelleme videosuyla sizlerle beraberiz. Laptopumdan kayıt alıyorum. Sebebi bir iki konuya hemen değineyim arkadaşlar. Bir iki haftadır yoktum. Hem Twitch tarafında hem YouTube tarafında. Sebebi de biraderimin bir düğün işi vardı, bir hayırlı işi vardı. Takırtlar eline gittik. Yani yolumuz bayağı uzundu. Git gel işte biliyorsunuz bu kız evin azevi muhabbetleri. Şükür hayırlısıyla istedik ve o işimizi bitirdik değerli arkadaşlar. Diğer konu Vatan Game'de sponsorluğumuzu bitirdik. Bitirmiş bulunmaktayız. Artık sponsorumuz değil kendileri. Bize kattıkları için de bütün Vatan Game ekibine de saygılarımızı sunarak yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir güncelleme notu. Sadece göz gezdirdim. Şimdi sizlerle beraber okuyalım. Bu arada laptoptan kayıt alıyorum. Sesle alakalı bir sorun falan varsa da arkadaşlar. Şimdi kusura bakmayın ama ben kontrol ettiğim kadarıyla ses gayet anlaşılır ve iyi seviyedeydi. Evet. Spin sistemi demiş. Hemen detaylar için tıklayın demiş. Şöyle onu bir şuradan açalım. Klan binaları demiş. Buna da bakalım abi. Buna hatta en son bakalım arkadaşlar. Bu spinler dursun, kanalda dursun. Çünkü çok fazla şey var. Biz şu takı upgrade ile başlayalım. Oyuna takı upgrade'i geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Oyunun yaklaşık yani erken erişimi açılışından yaklaşık 13 ay sonra gibi bir sürede gelmiş bulunuyor. Şu anda takı upgrade'i. Rare, Epic ve Unique takılarınızı artık daha da güçlendirebilirsiniz demiş. İlk olarak Winter gelerek Javelin upgrade seçeneğini açmanız gerekiyor demiş. Ardından yükseltmek istediğiniz eşyayı sağ tıklama yaparak slotlara koyacakmışız. Eşya yükseltmek için aynı eşyaya iki tane sahip olmamız gerekiyormuş. Ha 3 değil. Bak burası kritik. İki tane olunca artı basabiliyormuşuz. Şu takıları nelere göre yükselteceksiniz? Sizden neler istenecek? Bunları görelim demiş. Takılar için. Rare aksesuarı şart. Bu rare yüzükleri kırınca çıkıyordu zannedersem. Rare aksesuarı upgrade scroll. Epic upgrade scroll. Unique aksesuarı şart ve unique aksesuarı scroll demiş. Yükseltme sırasında eşya seviyesine bağlı olarak demiş. Coin ister demiş arkadaşlar. Bakalım. Bu çok büyük dengeleri değiştirecek şu anda. Onu da söyleyeyim yani. Mesela Divine Ring'i basarken, Divine Pendant'ı mesela artı bir yaparken 40M, Knight Pendant için 10M, Travelers için 2M istiyor mesela. Tabi bunlar ne veriyor onu da görmek lazım. Seviyelerine göre Dismount yaparak demiş. Yani kırdırarak. Efendime söyleyeyim. Aksesuarı şart elde edebilirsiniz demiş. Burada da mesela silahların şeylerinden bahsetmiş. Artı 1, artı 2, artı 3'leri nasıl veriyor ondan bahsetmiş. Yani şimdi tamam iki tanesi bir araya gelince oluyor ama şöyle bir şey var. Mesela artı 3 ile artı 0 arasında 3 STR, 3 health, 40 HP bonus var yani arkadaşlar. En azından epic takılarda böyle olduğunu görüyorum şu an. Mesela şöyle ama oyunda da belt zaten çok az olduğu için değerli arkadaşlar. Yani belt'i geçelim, ringlere bakalım bir de. Şöyle ringlere bakalım sizlerle beraber. Traveler's Ring artı 3 ne veriyor? 10 STR, 52 HP, 10 Fire Resistance veriyor. Brawler's Ring ne veriyormuş? Artı 3'ü. Artı 5 mi? Artı 5'e kadar. Ha, epikler artı 5'e kadar basılıyor. O yüzden iki tane istiyor. Artı 5 Brawler Ring. 24 defans, 20 STR, 120 HP veriyor. Evet, buradan anlıyoruz ki işte epik takının farkı burada ortaya çıkıyor. Artı 3 son mesela rareler için. Epikler ve uniklerde artı 5 gördüğüm kadarıyla. Mesela şu Divine'ı merak ettim ya. Divine nerede? Bizim meşhur Divine Ring. Artı 5 Divine'lik bildiğin öküz takısı oldu yani. Pendantlara da şöyle bir göz atarız birazdan arkadaşlar. Bunlara siz bakarsınız arkadaşlar. Burada takıların özelliklerinden bahsediyor. Air Ring. Kendi Air Ring'imden başlayayım. Holy Priest, Pendant, Travelers. Air Ring. Ya bunlar Air Ring ya. Yanlış yere girdik. Biz şeye girecektik. Necklace'a girecektik. Heh. Traveler's Pendant'ın artı 3'ü 12 STR veriyor. Çok fark
şey yapmıyor ya, efendime söyleyeyim. Rarelerde. Bak burada mesela Epic ve Inuit takılarının farkı bir tık daha ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani buradan bunu görüyoruz çok rahat şekilde. Bizim Holy Priest pendantımız nerede abi? Holy Priest pendant. Artı 5'e kadar daha tabii yol uzun ama. Mesela artı 1 yaptığımız zaman 4, yani artı 3 olması lazım en az ki bir şeylere değsin ya. Artı 0'dan artı 3'e basmamış. Tabii bunlar da ekstra külfet. Evet, tak upgrade sistemi hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Beklediğimiz büyük güncellemelerden bir tanesiydi. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Crafting demiş. Asoşörü şart takası bir sonraki şeye eklenecekmiş. Bunlar şeyden bahsediyor. Craft'la tak upgrade'inden bahsediyor zannedersem. Burada 20 level diyor epikler için. Unikler için de diyor. 30 level Geocrafting'de sahip olmanız gerekiyor diyor. Şimdilik action havuzuna kaldırmışlar. Eşya kitleme sistemi aktif edilmiş. Çok yine muazzam yerinde olması gereken beklediğimiz bir güncelleme daha. Eşyaları birem karşılığında kilitliyoruz arkadaşlar. Karakter menüsü item boş kilitlenen işlemler yapabilirsiniz demiş. Eşya kilitlemek kilidini açmak için premium olması gerektiğini demiş. Eşya kilitlemek için 1M veriyoruz. Kilit açmak ücretsizmiş. Eşya kilitlemek için kitabınızdaki iki adımı doğrulamayı kullanmanız gerekmektedir demiş. Deathwalley haritasına tekrarlanabilir karşı ırkı öldürme görevi eklenmiş. 50 kill görevi arkadaşlar. Böyle bir kutu atıyor bizlere. Level 84 ve üstü oyuncular görevi yapabiliyormuş. Ha, burası önemli. Biz daha 81'iz daha. Tabii çok geri kaldık. Görev Türkiye saatiyle 7'den akşam 7'den gece 2 saatler arasında yapılabilir olacakmış. Görev 24 saatte bir yapılıyormuş. Görev teslim ettikten 9 saat sonra tekrar alabiliyormuşuz. Görev ödül olarak Chest of Glory eşyası temin edeceksin. Bu eşya takası pazar işlemlerine kapalıymış. Güzel. Bu item'ı kırdırdığımız zaman, kutuyu kırdırdığımız zaman oyuna eklenen aşağıdaki silahlardan birini alabiliyor musun? Lan hepsi unique bildiğim kadarıyla. Burada Undead Sledgehammer dediğimiz şeyin bir üstü arkadaşlar. Stormbreach'in bir üstü. Flame Damage canım. Mesela Shield of King. Mesela burada hatırladığım kadarıyla. İmperator yine Sword arkadaşlar. Sword of Terror da aynı şekilde. Yani burada Rapier dediğimiz silah. Warrior'un unique silahı mesela. Knight Decapitator'la kıyaslanırdı bir zamanlar. Yani buradan böyle küçük düşük oranda bu değerli en üst seviye silahları elde etme şansımız varmış. İyi, çok güzel bunların geldiği ya. Oyun artık büyük, baya baya bir canlılık gelecek. Self Merchant içinden oyuncu buton yardımcı hesabının özelliği eklenmiş. Minimap kapatılması için oynanış kısmına seçeneği eklenmiş. Rün sistemi sonraki yamada aktif edilecek. Oo, rün sistemi de geliyor. Gerçekten bayağı dolu dolu bir güncellemeymiş. Ekibimizin eline koluna sağlık şimdiden. Daha yetenek güncellemelerine bakmadık. Daha çok şeye bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Şimdi demiş bizim şeyimiz doldu mu abi? Az kalmış. Mage sınıfının Soulbone, Freezing, Thunderstroke, Scorching Spray, Lightning Spray, Ice Spray, Fire Surge, Ice Surge, Lightning Surge dediğin hasarı artırılmış. Magelere bir buff geldiğinden söz edebiliriz. Mage Fast as Lightning yeteneğin ışınlama mesafesi azaltılmış. Sıçrama yeteneği zannedersem bu. Azaltılmışlar bunu. Okçu sınıfının Critical Bolt, Astral Shot, Critical Bolt yeteneklerinin sekme olasılığı düşürülmüş. Okçularda buff geldiğini söyleyebiliriz. Yine Astral Shot'un da aynı zamanda hasarı artırılmış. Priest, Can Strike hasarı düşük oranda artırılmış. Hangi skill'in adıydı? Birazdan bakarız arkadaşlar bunlara. Oyun şu an açılmak üzere az kaldı. Tabii bizim böyle bir skill'imiz var mı? Ondan da emin değilim yani. Can Strike. Rogue'ya sınıfının Hunter's Insight yeteneğini tekrar kullanım süresi 55 saniye olarak güncellendi. Yeteneğin artık süresi 12 saniye olarak güncellenmiş. Rogue'ya Confuse yeteneği mesafesi 5 metre olarak güncellenmiş. Mage Blind yeteneği 74 level olarak güncellenmiş. TP Block yeteneğinin aktif süresi 10 saniye olarak güncellenmiş. Priest Invisible Curtain yeteneğinin aktiflik süresi 30 saniye olarak güncellenmiş. Priest Missing Recovery yeteneğinin iyileştirme ve enerji kazanımı %30 azaltacak. İyileştirme üzerinden de aktif süresi 30 saniye. Bunlara bakacağım. Şu an olumlu mu olumsuz mu bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Priest Vital Torch yeteneğinin verdiği HP 750 olarak güncellenmiş. Yani şimdi dediğim gibi skiller tam şu an isim olarak daha aklımızda kalıcı olmadığı için bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Priest Heal Miracle yeteneğinin tekrar kullanım
Süresi 40 saniye olarak güncellenmiş. Bu Kürt diye hatırlıyorum ama emin de değilim arkadaşlar. Yine deneyim. Bunlara bakacağım. Tekrar değerlendireceğiz. Priest Properse yeteneğinin kullanım süresi 10 metreye düşürüldü. Kullanım içinde gereken mana değeri 600 olarak güncellendi. Bakacağım. Mage Fire Trail yeteneğinin zehir hasarı artırılmış. Hiker Magic yeteneği kullanım şekli güncellendi. Magic Boost ile aynı kullanım şartlarına sahip ve Magic Atak artışı düzenlenmiş. Archer sınıfında üçlü beşli yeteneğin uzaktan değme sorunu düzenlenmiş. Etki mesafesi düşürülmüş. İyice dibe girmek lazım zannedersem. Meslek düzenlemelerinde takı üretimi için düzenleme, silah üretimi için düzenleme, nadir taşlar düzenleme yapılmış. Bu craft arkadaşlarımızın değineceği şeyler ama şöyle bir takı üretimi için neyi güncellenmiş anlayamadım. Bir sonraki yamada takı üreticileri crafting seviyelerine göre takı şartlarını edilebilecekler demiş. Şöyle bakalım. Yani şimdi hakim olunca konulmadığı için arkadaşlar şeylerin üretiminle alakalı güncellemeler gelmiş herhalde. Yeni silahların gelmesiyle beraber. Biz genel güncellemelere bakalım. Yavaşlatma ve kitlenme etkisine sahip yeteneklerin oranı ile ilgili genel düzenleme yapılmış. Death Valley haritasında bu yani tabi yavaşlatma kitleme yani slow ve işte kilitleme skillerinin oranı ile ilgili genel düzenleme derken şimdi azaltıldı mı artırıldı mı efendim silahın şeyine göre mi damage'ine göre mi adamın restansına göre mi etkili biraz tam yani düzeni yapıldı da ne alakalı tam anlayamadım arkadaşlar. Death Valley haritasında oyuncuların raporlama sistemini kötüye kullanmaları nedeniyle makro kapça sistemi kaldırıldı. Bu haritada sadece yetkili GM'ler işini yapabilecektir demiş. Yani millet birbirini sürekli raporluyor herhalde. O yüzden bundan vazgeçmişler. Trigger yeteneklerinin ekranda beliren bilgilendirme mesajını kapatmak için Gun Apply kısmına kapatma seçeneği eklenmiş. Priya sınıfı hasar aldıktan sonra Casting Filet, işte bizim en büyük problemimiz buydu Priestler olarak. Casting file sonu üzerinde çalışma yapılmış. Şimdi tam düzeldiğini yani yazmıyor ama çalışma yapıldığını en azından bu sorunun artık bir farkındalığı oluşmuş. En azından bunu görüyoruz. Bakalım umarım düzelmiştir diyelim arkadaşlar. Efendim Epic Upgrade Sokul'un fiyatı 400K'dan 700K'ya çıkmış. %90 bir zam gelmiş. Common Upgrade Sokul'da 30K. O zaman da 3 kat zam gelmiş. Klan turnuvası ve 1vs1 turnuvası şampiyonları için regalia eşyaları hazırlanmış demiş. Upgrade scroll'ların ikonları değiştirilmiş. Royal Chest, Gold Chest dropları güncellenmiş. Syroth ve Grim Reaper altında bulunan Epic Upgrade drop'u tüm Epic scroll'ları kapsayacak şekilde güncellenmiş. Death Valley, Flame Rock, Golden Snake, Vixen demiş. Flame Rock da demiş. Golden Snake, Vixen, Falchion drop oranı düşük oranda artırılmış. Death Valley'de Black Mummy, Ancient Weapon drop oranı düşük oranda artırılmış. Yine Death Valley, Diviner, Ancient Weapon drop oranı düşük miktarda artırılmış. Yine Death Valley, Centaur, Chieftain, Lizard Dragon, Cobra King, Overlord, Lost Weapon, Finis bunlar hepsi boss arkadaşlar. Spider Queen bosslarının unique takı drop oranı düşük oranda artırılmış. Sadece Death Valley'i kapsıyormuş. Hattar, Haggard, Stinger, Vampiric Bat ve Black Mummy bu Hattar ve Haggard için geçerli. Değerli arkadaşlar. Şeyi kapatılmış. Coin oran düşürülmüş. Protean Unaskar Kingdom, Gorgon, Barbaria, Barbaria'nın Snake Queen, Soros Haya slotlarının coin miktarları yine azaltılmış. Death Valley haritasında kapça gönderimi kapatılmış. Tekrarlanabilir zindan zorlukları her zorlukta yapılabilir. Olarak bu ne demek ya? Tekrarlanabilir zindan görevleri diyor herhalde burada anladığım arkadaşlar. Zorlukları derken. Bizim sürekli tekrarlanabilir olarak yaptığımız bu zindan görevleri var ya. Easy modda yapıyorduk. Şu an her modda yapılabilir olarak güncellenmiş. Visit Alexia görevinde bundan sorun giderilmiş. Optine Starter Pack görevindeki Speed Scroll yanlış sayıda vermesi güncellenmiş. Tecrübe limiti seviye 60 altında %400, seviye 600 üstünde %300 olarak güncellenmiş. Harpy yeteneklerinin zehir yeteneği Assassin sınıfının görünmezliğini bozmaması hatası giderilmiş. Güzel. Zehir yiyince görünmezliğiniz bir açılsın bir zahmet. Namechain Scroll kullandıktan sonra 3 harfli isim alamama sorunu düzenlenmiş. Ölmüş olan bir oyuncunun üzerine Arrow geçmeme sorunu düzeltilmiş.
Grup zindan kreş hatası aldığınızda sonraki odada doğma sorunu üzerinde çalışma yapılmış. Zindan yaratıklarının öldükten sonra yerde takip ettiği hata üzerinde çalışma yapılmış. Global sohbet penceresinde yazı yazma süresi 30 saniye olarak güncellenmiş. Global sohbet penceresi kapatılmasına rağmen mesaj gelme sorunu giderilmiş. Global sohbet penceresi açıldığında oluşan fiyat düşme sorunu giderilmiş. Binek yarış haritasında oyuncu ismi gözükme sorunu düzeltilmiş. Binek yarışında yine Frozen Bolt yavaşlatma skill attığınız yavaşlatma skill'i bir sonraki güncellemeye kadar kapatılmış. Yine binek yarışında eşya yansıtarak yazı yazma sorunu giderilmiş. Action House'dan özel mesaj atma sorunu düzeltilmiş. Dungeon malzemesi olan Mystic Mechanical Part'ın back yani magic ya, üzerimize ekstra çanta var ya arkadaşlar ona atılması kapatılmış. Artık atılamayacak. Crystal Fortress var haritasında kristallerin canı 85 seviyesine göre düzenlenmiş. Gorkhan, Frostorm yaratıklarının alan hasarlarına eklenmiş. Yetenek kullanımından 3 saniye önce görsel uyarı gelecekmiş. Action House üzerinde satıştaki eşyaların çift gözükme sorunu düzeltilmiş. Rovas'tan çalışırken Arrow bittiği zaman taunt atmama sorunu giderilmiş. Zindan arattığınız zaman zindan penceresi zorluk seviyesi görünür şekilde düzenleme yapılmış. Oyuncu info sisteminden klandan at butonu kaldırılmış. Klandan olmamasına rağmen bu geliyordu. Arkadaşlık listesinde hani PM attığınızda oluşan yakın arkadaşlık renk sorunu giderilmiş. Mouse ile çift klik yetenek atanmışken NPC'ye satmak istediğinde sağ tık ile yetenek kullanılması kapatılmış. Upgrade sisteminde eşya preview yapıldığında animasyon bitmeden tekrar upgrade basabilme işi düzeltilmiş. Etkinliklerde yaşanan parti beyaz ikon sorun üzerine çalışma yapılmış. Karakter sekmesinde bulunan meslek isimleri toplayıcı isimleri geçici olarak kaldırılmış. Premium'lara alakalı düzenleme var arkadaşlar. Elite Premium. Gathering XP bonus demiş. Gathering Speed bonus. Arkadaşlar craft bonusu XP'si ve hızı %10 arkadaşlar. Gathering'de XP'si %10, %10 veriyor. Elite Premium'da %20'şer veriyor. Burada bunları alıp güncelleme var. Şimdi klan binalarına bakacağız arkadaşlar. Klan binaları çok uzun bir mevzu. Ben bununla alakalı müstakil bir video daha çekeceğim. Bu mevzu çünkü çok uzun. Buna bakacağız. Spin sistemine bakalım. Mağazanızdan 3 farklı seviyede alacağınız anahtarlar mevcut demiş. Bu anahtarlar ile oyun içindeki karakter spin sekmesinden açabileceğiniz 3 adet kutu mevcut demiş. İşte bronz anahtar, gümüş anahtar, gold anahtar arkadaşlar. Gold Platinum spin neymiş ya? Gold yani. Gold spin ya. Bu Gold spin arkadaşlar. İşte NFT Scroll, Royal Premium, isim şeyi, kostüm veriyor. Elite Premium verebiliyor. İşte Arkana, işte SC'ler, Scroll'lar veriyor. Bu en üst seviye Gold anahtar. Ne kadar? Kaç KC bu? 500 KC. Silver'a bakalım. Silver'da da yine aynı şekilde veriyor. En düşük de zaten bronz. Burada da verilen ödüller yazıyor. Bakarsanız bu da mağazaya etkilenmiş. Yani bir tür şans oyunu diyebiliriz. KC karşılığında verebileceğimiz. Ben şimdi şu güncellemelere bakayım arkadaşlar. Tekrar videoyu başlatacağım. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi baktım. Priest Kayn Strat dediğimiz skillin adı bizim Master 20 skillimiz. Tabii şu an isimler tam olarak henüz yani hepsi hafızamız olmadığı için böyle bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Bunun verdiği hasar artırılmış ama yaratık hasarları dahil değilmiş. Yani şimdi PvP kısmına bir buff getirilmiş. Yine Priest'in Invisible Curtain yeteneğinin aktif süresi 30 saniye olarak güncellenmiş. O da neredeydi? Şurada bir yerdeydi arkadaşlar. Şimdi bulurum onu. Devam burada mıydı? Şu. Düzeltiyorum. Master 15 skill'i. Bu önceden 10 saniyeydi. 10 saniye görünmezlik sağlıyordu tüm parti bireyleri. Ama oldukları yerde tabii hareket etmemek şartıyla. Şimdi bu 3 katına çıkartmış. Bu skill'i açılmaya değer görmüyordu insanlar. 10 saniye görünmezlik için. Şimdi 30 saniye çıkmış. Bunun olayı yine buff geldiğinden bahsedebiliriz. Yine bu da Priest Vital Torch skill'i demiş arkadaşlar. O da şurada bir yerde olması lazım. Bu partideki tüm herkese 750 şey veriyor herhalde. Seçilen arenada can veriyordu. Yine Mystic Recovery dediği skill'de nerede o arkadaşlar? Aha bu skill ne yapıyormuş? %30. Ben bu kullanmadığım için şu an hala hazırda buff mı geldi, nerf mi geldi bilmiyorum. %30'u azaltacak şekilde hem iyileştirmeyi hem mana kazanımını
A tarafı çekilmiş. Aklın süresi de 30 saniye imiş değerli arkadaşlar. Yine yani hepsinin bir buff geldiğini söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu property dediği skill de şu skill. Toplu atak kırıyor. Magilerin magic atağını kırıyor. Alan skill aynı zamanda. Buna da 600 mana değeri eklenmiş. Ha, burada asıl şu dediğim skill doğruymuş. Bunun da mana artırımı artırılmış. 600 manaya çıkmış. Ne diyor? 10 metreye düşürülmüş. Nerf yemiş. Mirage skill'i bu arkadaşlar. Bu artık nerede ya? Doğru baktım değil mi? Priest Heal Mirage skill'i. Miracle skill'i arkadaşlar. Burada 40 saniyede bir kür atabiliyorsunuz. Toplu kür. Yani burada bufferları ön plana çıkartmak istemişler ama yani bence şu Immortal skill'inin bir %60 HP vermesi gibi bir skill olabilirdi. Veya şunların biraz daha değerleri yani 70-68 skill'i gibi düzenlenebilirdi ama buna bir şey olarak getirmişler. Hayalde açık olan bu toplu kür skill'ine 40 saniyelik bu 10 saniyeli 4 kat daha bir şey olmuş. Bu arada Lucky Drive'e katıldık arkadaşlar, bakalım kazandık mı? Genelde kazanamayız ama şöyle bir bakalım. Önemlisi de böyle gidecek. Bu arada GB bayağı fırladı arkadaşlar. GB'ye de bakacağım birazdan. Yazdılar bana GB fırladı diye. Evet, bir hat kazanamadık. Değerli arkadaşlar. Bu skiller dediğim gibi Priest'e de ufak tefek nerf getirmiş. Benim için en önemlisi abi. Biri atak yaparken aşağıda abuk sabuk el düşme olmadığı halde böyle hata veriyor diyor arkadaşlar. O muhabbetin düzelmiş olacağını bakalım göreceğiz. Efsane Priest serimizde bunun detayını görürüz değerli arkadaşlarım. Yani bayağı büyük bir güncelleme. Ekibimizin eline, koluna, yüreğine sağlık gerçekten de. Hatalar, eksiklikler, yanlışlıklar elbette olacaktır. Bunları mazur görelim değerli arkadaşlar. Ben klan binası ve klan sistemine kalıp müstakil bir video çekeceğim. Bunun ne işe yaradığını, bizlere ne vereceğini anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. O yüzden şimdi bu güncellemede klan binasına girmeyeceğim. Çok da video uzun olmaması açısından. Yani upgrade sistemi geldi, rune sistemi sonraki videoda geliyor, yeni görevler, yeni silah. Dediğim gibi yeniden güncellemeler gelmiş oyuna. Çok iyi şeyler bunlar. Şöyle bir mesela herhangi bir siteden bakalım. Oynex diyelim. Veya Class Game diyelim. Fark eden bir şey yok. Şeye bakacağız arkadaşlar. Rise Online'ın gold barına bakalım bir. 200, 220-230 civarıydı GB fiyatı. Last Game Rise Online World Gold. Evet. 100 liralık bir artış var neredeyse arkadaşlar. 270'ten alıyor, 340'tan satıyor şu anda. Rise Online World 1'e. Bir GB daha doğrusu. Evet, hayırlı uğurlu olsun değerli arkadaşlar. Yani oyunumuz gücüne güç katmaya, güçlenmeye devam ediyor. Umuyorum çok daha iyi yerlere geleceğiz. Çok daha iyi yerlerde global açıdan gelişen oyunumuz hak ettiği yerlere gelecektir diye umuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yorumlarda iyi yönü, kötü yönü tartışalım değerli arkadaşlar. Özellikle Priest arkadaşlarım, diğer job oynayan arkadaşlarım. Hepiniz yorumlara bekliyorum. İşimiz de bitti arkadaşlar bu arada. Bir artık tıraşımızın önümüzde olalım. Şu sakalı bırakayım diyorum da. Sakallar hep batıyor, tahriş ediyor suratımı. Bir de tam benim sakallar da iyi çıkmıyor. Şuralarda biraz saçkıra mı ne var herhalde. O yüzden kesiyorum arkadaşlar. Yarın da bir kestiririm sakallarımızı. Şeye başlayalım. İşimize gücümüze başlayalım. Artık tam gaz hem Twitch'ten hem YouTube tarafından devam ediyoruz arkadaşlar. Cumartesi günü. Yarın Cuma. Yarın işimi gücümü hallederim. Cumartesi günü inşallah akşam Twitch'te aynı zamanda YouTube'a videolarımızda tam gaz gelmeye devam edecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.